Allah Helal Allah. olsun. Ne diyelim? Ne Şimdi diyelim? Şimdi biraz sizi şöyle yerinize bir alalım, dinlendirelim biraz artık. Biraz sohbet edelim. Değil mi? Biz böyle gelir gelmez konuklarımıza iki tane şarkı türkü başlangıçta söyletiyoruz işte, ve onları ağırlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü buraya gelen bütün seslerle öyle içimiz coşuyor ki bir eser bizi kesmiyor. Ama senden istiyorum ki hepsi böyle. Emel çok ablacığım nasılsın? Hiç yıllar sana uğramıyor mu? Gerçi çok gençsin ama. Tabii canım. Gerçekten çok gençsin daha. Genceciksin. Ama hiç uğramıyor mu? Ben seni görmeyeli herhalde bir 10 sene olmuştur. Ah, oldu mu? O kadar olmuştur çok mu ya, oldu görüşmeyeli? Olmuştur, o kadar. Daha fazla bile olabilir yani. En son zamanı geldi değil mi görüştük acaba? Evet, evet. Orada, o da herhalde 25 sene önce falan. 11 yıl oldu diyorlar bak. 11 yıl olmuş. Of of of. Demek ki bizim olsun. Programımız bir 10 yıl sonra olsaydı 20 yıldır görüşmüyor olacaktık öyle mi? Allah'tan mı? Allah. 20 çarpı eksi 20, 15 falan. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, radyodan emekli oldun? Evet, sanatçının emeklisi olmuyor hep diyorum. Olmasın isteseniz de olamıyor. Olamaz tabii. Sağ olsun halkımızın teveccühü, onların sevgisi, talebi doğrultusunda sesimiz çıktığı sürece tabii ki sanatımızı devam ettiriyoruz. Ama ciddi uzun yıllar geçti. Ya kaç yani, canlı yayın? 5 yaşında sahneye çıkmış bir sanatçı olarak tam... 5 yaşında. 46 yıldır sahnedeyim. Maşallah. Yeter. Maşallah. Diyorum yetmez. Ama yetmez diyorlar. Yetmez. Gerçekten böyle maşallah. Böyle bir şey işte. Nasıl ben okuyorsun? Sizin böyle bir küçüklük resminizin olduğu bir albüm kapağı görmüştüm. Herhalde yanılmıyorsam. 45'lik plaktır o. 11 yaşında mıydınız siz orada? Kaç yaşında? Yani 7 yaşında ilk 45'lik plağımı yaptım. 7 yaşında. Şey tabii ya. Bak bunlara bir yok. Ama 11 yaşındaki falan kaset olabilir. Bekar kaset Gezelim'i var. Mi okuduydunuz siz orada? Bekar Gezelim'i 45'lik plakta okudum. O benim babamın bestesi Ali Rıza Biliyorum, Güney'in. Biliyorum biz ona Grup Laçın vardı biliyorsunuz bizim Grup Laçın. Babamın. Tabii tabii Grup Laçın okudu. Siz bize davam açtınız onu. Açtık. Emel abla 5 yaşında başladın ne demek ya? Serkan. Ya şimdi hatırladım vallahi şimdi hatırladım. Bir şey söyleyeceğim. Tabii Bekar Gezelim'in seninle ilgili bir çok önemli şimdi, anısı ben, var değil mi sizin çıkış? 98... Tabii 96 yılında Hüseyin Turan vardı evet, grubumuzun evet, başlangıcında. Evet, evet. Biz İzmir Ege Üniversitesi'nde buluşanlardanız. Biz o parçayı şöyle, biliyor musunuz bize nasıl geldiğini parçanın? Ben şimdi, şeyle yüz, konuştum. Sevgili izleyenler yüzleşme anı şu anda. Yüzleşme. Heyecan biraz şöyle rahatlardan. O parça bize şöyle geldi. Bir Sivaslı arkadaşımızın anneannesinden yazın gittiğinde... İşte derleme gibi yaptığı kayıtlardan bize getirmişti onu. Biz o zaman Allah Allah bu ne kadar güzel kadının sesi yani yaşlı olmasının verdiği o güzel sesin tonundan etkilendik. Evet. Ve biz o parçayı aranje ettiğimizde çaldığımızda aradık taradık kayıtlarına da rastlamadık. Sonra Sivaslı falan Sivas'ta ne amca vardı bir amcadan bahsettiler. Onun bestesi olabileceğinden söz ettiler. Hmm. İşte yaktıktan sonra vefat etmiş, kıza aşık olmuş, saraya çıkmış aşe bilmem ne falan. Biz bir de boynumuzu şöyle kireçleme olacağı kadar sallayınca o parça öyle bir şeyler oldu. Hatırlıyorum. Evet, sonra evet. Öğrendim ki o parça sizin evet, babanızın babam. Bestesiymiş. ama parça o kadar anonim gibi duyuluyor ki herkes sahip çıktı o parçaya o ara. Parça aslında pek anonim gibi duyulmuyor çünkü ben sizler okumadan, onu. siz onu albüme okumadan yaklaşık bir 6-7 yıl önce ben TRT repertuarına vermiştim ve beste olduğu için geçmemişti. Ne kadar güzel. Tabii. Ne kayıplar ya. Maalesef tabii. Bazı kalıplara takılıp kaldığımız yani için. Yani anonim olmadığı belgeli zaten. Beste oldu. Çok net bir şekilde ortada. Ama ödeyeceğiz parasını ablacığım. Ay dur Allah aşkına. Benimle ilgisi yok babamın o. Yalnız, nurlar içinde yatsın babanı. Yo sakın. Babam yaşıyor aman Allah öyle uzun mi? Ömür versin. Dur. Allah dur. Çok geldi. Allah dur. Ama parça yalnız, eski. Bak şimdi. Babanızdan söz ediyoruz. Yani bana da hak verin. Ama benim babam şey 80 küsür yaşında. Öyle mi? Tabii. Allah, Serkan da babasının Allah ömürler yeniden versin. Gittiği için o. Canım hep benim. O psikolojide evet. Psikolojide mi diyor? O psikolojide. Bence de çıkmak çok zor yani Serkan. Gerçekten zor bir şey. Şimdi şöyle bir düşündüğün zaman Serkan'cığım. Ya özür dilerim. Halk müziğinde estağfurullah. Halk müziğinde geleneksel yapıya ve söz unsuruna baktığın zaman yaylı geliyor. Yaylı bizi de alsa bari Ayşe saraya çıkmış doğru söylese bari diye bir söz yok kardeşim. Böyle bir söz öyle olamaz. Mi? Bu böyle bir uyduruk bir şey olabilir mi? Yaylı geliyor bunun, dediğine yaylı? Şimdi buna hikaye yazarsınız.
Ayşe bir saraydın camından bakmış da bir tane yaylı araba bizim geçiyormuş vardı da diye. Ayşe, gördünüz ama ama böyle bir dörtlük bir edebiyatçıyla görüşürseniz, konuşursanız halk müziğinin sözlerinde genellikle maniler vardır. Hı hı. Şimdi onun yaylı geliyor yaylı. Hece tutturmak yedi, kolay. Yedi. Ayşem Sara ya çıkmış. Şimdi bunun orijinal sözleri uyuyor. Şu derenin oylu mu? Eğri evet. Koydum boynumu. Ben bu dertten ölürsem yârim koysun suyumu. Vay be. Damlarda evet. Yata yata sızı girdi belime. Bu nasıl sevdaymış, kurban olam ölüme. Dam dediği de hapishane değil. İç Anadolu'da toprak dam vardır. Bilirim. Damlarda yata yata sızı girdi belime. Bu nasıl sevdaymış, kurban olam ölüme diyor. Şu derenin engini bulamadım dengimi. Ben bu dertten ölürsem ölmezdim. Yârim yıktı bendimi. Şimdi parçanın orijinal sözleri parçanın bu mu yani? Orijinal sözleri bu tabii ki. Hayır, sözleri? O ama sadece nakarat ya. Tutuyor. Ha nakaratta da bir bölüm tutuyor. Değiştirmişsiniz Serkan. Sizin yüzünüzden giremedi TRT repertuarına. Ya tek tek gelin üstüme dedim vallahi aşkına. Şimdi efendim bu o program Bekar yaptık. Gezelim tartışma programı. Ne oldu? Bekar Gezelim ya ben ne oldu? Hep, Emel abla ile karşılaştığımda soracağım. Çünkü biz grup arkadaşlarımla ben ki, 2002'de ayrıldım tabii. Biliyorsunuz. Kendi yanıma geçtim. Çalışmalar hayır, yaptım. Bekar Gezelim giremeyince ayrıldı oldu. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ben bunu karşılaştığımızda hep soracağım da bir türlü siz 11 senedir görüşmüyorsunuz. Biz de 98'de çıktık. O zamandan beri evet. Hiç karşılaşamadık. Şimdi babam 50'li yıllarda sahnelerde bağlama çalıyor sanatçılara. Hı hı. Ve tabii ki kendi bestesini de çalıyor, okuyorlar. Sonra ben evlendikten sonra babam, ben doğuyorum iki abimden sonra. Biz üç kardeşiz. Benim sanatımı babam keşfedip 5 yaşında biz birlikte sahneye çıkmaya başladıktan vay, ve 7 yaşında vay, ben vay. İlk 45'lik plağımı yaptığım dönemde kızım benim türkümü plağı okusun diyor. Ve ben Bekar Gezelim okuyorum 7 yaşındayken Allah Allah. Üstünde de söz müzik Ali Rıza Güney yazıyor zaten. Ama kayıt altına alınmamış değil mi meslek birliği kayıt altı diye bir şey mi vardı o zaman? O zaman yoktu da mesela siz kayıt yaptırdınız mı onu sana meslek birliğine? Kendi üzerinize aldırdınız mı? Babam hiç öyle şeylerle uğraşmaz ki. Hala neler anlayayım. Var şimdi Emel şimdi, abla size öğretelim mesela, biz. Varisi oluyorsunuz o eserlerin. Ah Zaracığım. Sonra 7-8 kardeş her biriniz fahiş fiyatlar istiyorsunuz. Yani, sonra o türküleri okuyamıyoruz yani çok biz. Çok yazık, çok yazık. Gerçekten çok yazık. Çok dertliyiz. Ustalar böyle böyle kaybolur. Gerçekten öyle. Ustalar. Altına alınmamış değil mi meslek birliği kayıt altı diye bir şey mi vardı o zaman? O zaman yoktu da mesela siz kayıt yaptırdınız mı onu sana meslek birliğine? Kendi üzerinize aldırdınız mı? Babam hiç öyle şeylerle uğraşmaz ki. Hala neler var şimdi Emel şimdi, abla size öğretelim mesela, biz. Varisi oluyorsunuz o eserlerin. Sonra 7-8 kardeş her biriniz fahiş fiyatlar istiyorsunuz. Yani, sonra o türküleri okuyamıyoruz yani çok biz. Çok yazık, çok yazık. Gerçekten çok yazık. Çok ustalar böyle böyle kaybolur. Gerçekten. Ufak bir müzik arası diyelim. Ben sizi yakından incelemeye almıştım falan. Mahkemeden dolayı mı? Neyden dolayı? Mahkemeden dolayı mı diyorum? Evimizi alacak, barkımızı alacak, çocuğumuzun çocuğumuzun. Anladım, anladım. Yüzleşme zamanı hakikaten. Ah canım, yok, bu zaman öyle bizlere feda olsun. Sağ lafım ablacığım, olur. Biliyorum. Babam sadece, yavrum, hakkımı teslim etsinler. Para istemiyorum. Söz, müzik, Ali Rıza Güney desinler. Anonim ben para yani. Pul istemiyorum evet. Dedi. Ya biz de ve yine şey söylüyor, yapalım. Ben de ekranlardan evet, yine evet. Söylüyorum. Yani evet. Öyle sadece bir şey olduysa hakkını helal etsin. Çünkü Türkiye şartlarında malum ki hepimizin yaşadığı sıkıntılar var. Yani evet. Bunlardan evet. Bir tanesi de mesela bir parçayı çalıyoruz. Meslek birliğinde bile anonim görünen parçanın sonra sahibi çıkıyor. Maalesef, o kadar çok maalesef. Karışık bir durum ki bu. Evet. Yani kaldı ki ben bunun Aşık Veysel'in, çok içmiş Aşık birisi, Veysel gibi büyük üstadın sözlerini değiştirip reklam müziği bile yapılan bir ülkenin sınırları içerisinde bu telif haklarının hala oturmaması, bu haklı yaksızı evet. Ayırt edemememiz gerçekten bizim için çok büyük bir sıkıntı değil mi? Aşık Veysel'in kesinlikle. Sözleri değiştirilip reklam müziği yapılabiliyor bu ülkede. Düşünün yani. Maalesef. Uyduruk kaydırık sözlerle. Maalesef. Ve nelerle uğraşılıyor. Evet. Neyse dertliyiz, programa döndük. Dertli bir dokunup bin ah işittik şimdi değil mi? Gel biz Serkan şöyle güzel bir hadi. Eser. Hadi ben gelip dinleyeyim Emel, sizi. Emel abla sen geldin. Dedim ki Emel ablanın da böyle türkü okumak olur mu biraz başka şeyler. Estağfurullah olur mu öyle şey? Katalım. Sen ne okusan ben dinlerim. Abla ben Bekar Gezelim'i çalacağım. Hayır ben de söyleyeyim orijinal sözleriyle. Aynı zevkle. Söyle sevgili diyelim biz de. Ne eser, ne eser değil mi Emel? Yani... Diyorum en ya sana. Her hafta böyle özel sürprizler yapıyorsun bize. Değil mi? Çok güzel böyle hani unutulmamış ama
kenarda köşede çoktandır söylenmiyor olanları evet nasıl ya. Buluyorsun? Ne yapıyorsun? Vallahi bu eserleri biz çok değerli İzmir Radyosu'nun sanatçıları da vardı. Sevgili Sibel Hanım, Kanuni Üstatları. Hep beraber buluşurduk böyle. Meşk ederdik. Bu eserleri söylerdik. Gerçekten bu eserlerin yad edilmesi lazım. Üzerindeki tozların alınması lazım. Çok da seviyorum. Çok da severek icra etmeye çalışıyorum. İyi yapıyorsun bak. Hepimize iyi teşekkür yapıyorsun ederim. Böyle. O zaman bağlayalım bir tane daha. Hadi bağlayalım. Çok güzel. Gönlüne sağlık, ellerinize sağlık arkadaşlar. Kısmına demek ki oraya biraz fazla sarılmışım. Öyle neden mi? Bırakıp gittin? Neden bırakıp gittin? Neden? Öyle demek. Bazı notalara insan sağlık. Öyle yapışıp kalır işte. Aynen bir bazen, sözü değil mi? Bazen bir yere. Her parçanın da öyle sivri bir kısmı vardır kendi içinde. Hani parçanın bütünü hatırlanır ya da söylenir ama bir yeri vardır ki o yeri böyle o parçanın anahtarı gibidir. Evet. Değil mi? Doğru şarkı söylüyor. İçerisinde. Genellikle de akılda kalıcı olan nakarattır. Haydi güzelim. Bak o konudaki yaramız daha düzelmemiş. Ama bir de 11 ayda böyle gezelimi var. Siz onu bilmiyordunuz bir de. Aa küçük ya. Bir zamana bak. Gerçekten bu konu uzayıp gidecek böyle. Bu programın sonuna kadar bunları geçiyor. Evet, doğru söylüyor. Senden evet, ötürü gene şey Serkan. Emel abla diyeceğim ki hani sıran geldiğinde mesela bir türkü rica ede. Haydi güzelim diyeceğim sana şimdi. Güzel. Emel ablacığım canımız bizim ya. Yani halk müziği ve sanat müziği icra eden insanlar için özellikle TRT kökenli sanatçılar için halkımızın çok şahane bir tespiti var. Bu kadar hanımefendi, bu kadar asil duran sanatçılar gerçekten. Diyor. Tabii ki ailenizden aldığınız bir asalet var ama TRT'nin de kattığı çok şey var değil mi Emel olmaz ablacığım? Olur mu? Yani TRT'nin adı yeter. Evet. Ya. Her dönemde öyleydi. Bir yüklendiği misyon var TRT'nin. Ve TRT bence hiçbir dönemde o misyondan ve o çizgiden ayrılmamalı. TRT'nin bir ciddiyeti, halkın TRT'den bir beklentisi, TRT'nin bir ağırlığı. Çok güzel. Hep vardı çünkü ve olması lazım. Halkın çünkü TRT'den beklentisi büyük. Bizler ama ne zaman sizi ve siz gibi üstadları mesela TRT ekranında görsek muhakkak ki diğer kanallarda ne kadar önemli film ya da talk show varsa onları bir kenara koyup müziğin kadrini kıymetini bilen, sizlerin değerini bilen birçok insan sizi izlemek ve sizin türkülerinizi dinlemek için orada takılıp kaldığını ben çok iyi biliyorum. Işte. Yani tabii, bu tabii. Yurdun dört bir yanında böyle. Mesela muhakkak sizin de zara başınıza gelmiştir. Herhangi bir yere konsere gittiğimizde, herhangi bir lokalde, herhangi bir toplu bir mekanda oturulurken TRT'yi izleyenlerin sizi böyle hayranlıkla izlediğine ben defalarca kez şahit oldum. Yani sizin çünkü türküleri yorumlamadaki uslubunuz, o ciddiyetiniz, o işe sahip çıkışınız her halinizden belli. Yani ay, teşekkür havasından ederim. Bile oturma kalkma bile çok gerçekten TRT'nin sanatçıları çok başka. Ne provalar yaptı biliyor musun program öncesi? Değil resmen mi? Bir hoca. Disiplin aynen öyle. İnanılmaz bir şey. Gerçekten. Lalet'ten öyle gelim de o kim değil. İşini ciddiye alın. Tarifler de muazzam. Özlüyor musun o günleri Emel abla? Daha 2 sene oldu emekli olalı dur. Dur bir rakip diyor. Bir nefes alayım doğru söylesin. Bir de yani özlemeye vakit yok var ki. Bugün oradan oraya. Şimdi daha çok arzu ediyor daha belki. Çok koşturuyorum. Daha, doğru. Yani konserler. Dediğim gibi gücümüz yettiği sürece. İnşallah. Ama onun da bir sınırı var tabii. Çünkü sanatçı ben hep derim düşmeye başladığını hissettiği an bırakmalı. Hmm. Onu iyi bilmeli o çizgiyi. Ama biraz çünkü da performans belli bir şeyden sonra mutlaka yavaş yavaş. Performanstan düşmeye başladı. O kadar normal ki. Anladım şimdi. O kadar normal niye ki bu. Niye bırakmazlar sizce? Ama bunu fark ettiğiniz zaman ben artık çekiliyorum diyebilmeli bir sanatçı. Ama tabii seslerde duramıyorsun diyelim. Çok yani, yorgun hissediyorsun. Gittiğin yerlerde kendini iyi hissetmiyorsun. Evet o zaman. Köşesinde oturmalı. Çok haklısın ama bununla ilgili bir sohbet ettik ya sizle Emel abla az önce programımız öncesinde. Hı-hı. Neden bırakamadığını konuşmuştuk. O konuda bana katılıyor musunuz yoksa farklı mı düşünüyorsunuz? Mesela hani sahnedeki insanın alıştığı bir ev mi diyeyim, sıcaklık mı diyeyim, o duygusunu besleyen, duygularını yaşadığı izleyici mi, alkış mı? O onu sahneden çekip almasına engel mi oluyor kendisini? Sanatçıyı sahneden çekmek gerçekten çok zordur. Sahne tozu başka bir şeydir, alkış başka bir şeydir. Ama haddini bilen sanatçı bence zirvedeyken, iyi durumdayken aşağı tık tık inmeye başladığını hissediyorsa hemen kenara çekilmeli.
yine onu çevresinde dinleyen, yine onu çevresinde alkışlayan, eşi dostu geldiğinde okusun. Ama halka hitaben akıllar da o güzel hali kalsın, o iyi hali haklısın, kalsın. Hani benim fikrim bu. Bu söylediğin gençlerin önünü de açan bir şey. Yani tabii yıllarca ki, emekli olmayı reddetmiş ve gençlerin elbette maalesef kadro almasını engellemiş durumlar da söz konusu. Bak nerelere gidiyor. Ben bir türkü okuyayım mı? Bugün demir döküm günü arkadaşlar. Vallahi öyle. Sen gerçekten bizim kulaklarımızın pasınısın. Estağfurullah canım benim. Ablacığım ben uykusuzum da sana sende ne var bugün ben anladım. Senden ötürü gene senden bana geçti demek. Ben efendim çok güzel bir Hatay türküsü okuyacağım sizlere. Doğru söylüyor ama. Şu karşıki dağda kar var duman. Ablacığım sen söyle biz konuşmayalım bugün bir tuhaflık var. Estağfurullah hadi bakalım. Ben onu Emel abla için demedim ki sen benle eğlen. Sesine kurban olayım ablacığım. Ay çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Yüreğine sağlık. Bu sesi teşekkür nasıl kuruyorsun ederim. Emel abla? Genç arkadaşlarımız bizi, konservatuarlı arkadaşlarımız hep izliyorlar. Ne önerirsiniz? Ne yapsınlar? Vallahi bugüne kadar sesimle ilgili hiç özel bir şey yapmadım. Sadece özel yaşantımda çok sakin, rahat, huzurlu. Stres çok zorluyor değil mi sesi? Mutlaka. Bir de benim yatma saatim bellidir, kalkma saatim bellidir. Yani o kadar sakin bir yaşantımız var ki bizim aile olarak. Ama çok da iyi çok bir şükür ev sahibi olduğunu duyuyorum. Misafir ağırladığını, gerçi gelemedik başımla evine. Başımla beraber. Bir gün hep beraber gidelim. Sesimi koruyamadım, söyleyemiyorum. Değil mi? Hep üflemek zorunda kaldım. Vurdun kendini. Emel ablam hadi bir tane daha. Ne öyle gelir? Mi? Ne gelir? Aa, cevizin yaprağı cevizin diyelim yaprağı. Mi? Aa, dinlemez biz ablacığım. Hadi o zaman. Hadi uzanalım şöyle Afyon Dinar'a doğru. Gönlüne sağlık. Sağlık. Şimdi ne geldi gönlüme? Şu Seher Vakti Çaldım Yarın Kapısının olduğu albüm var ya. Evet. Bir ara konserlere giderken ya da Ankara'ya eşimiz düştüğünde, eşimle falan giderken, gelirken o albüm baştan sona bir dinleniyor. Seher Vakti Çaldım Yarın Kapısı dönüp dönüp o dinleniyor. Muhteşem bir albümdü ya. Bu çok eserde var mı bugün Seher Vakti Çaldım Yarın Kapısını? Buna çalışmadık. Çalışmadınız. Emel ablanın çalışmaya ihtiyacı yok. Hayır, ikimiz beraber okuruz. Olmaz tamam, mı? Olur. Hadi hemen yapalım mı o zaman? Vallahi Seher Vakti hani Çaldım olmasın. Yarın Kapısını. Hadi. Onun senin sesinden benim için şeref. O zaman oturarak mı olsun? Nasıl istersen. Hadi buyurun o zaman. Hadi oturalım bunda. Hadi da oturalım. Buyurun. Var ol güzel insan, var ol. Yani ay, şimdi biz bunu size nasıl çalıp söyleyeceğiz onu değil bilmiyorum. Mi? Çok güzel çalıp söyleyeceğiz. Allah Allah. Ya Anadolu'muzun şu tasavvuf kültürü de ne muhteşem. Ay. Diyor ki, beklemeli şu sultanın eşiğini, günde 100.000 kere yüzler sürmeli. Şimdi de bir türbeye gittiğimizde, o türbenin müzesini bile ziyarete gittiğimizde başımızı eğerek geçiyoruz. Tabii. O edebi, o insan zorla öğretiyor yani istemezsen şimdi eğme. Çok... Halk müziğini şöyle bir incelediğinde yüzlerce tasavvuf içeren türkü var. Ama biz bunları genellikle sevgiliye söylenen bir söz gibi düşünüyoruz. Halbuki o sözlerin tamamına baktığınızda sevgilinin kim olduğu çok net ortaya çıkıyor. Ay ay ay, gerçek ay düştürüyorsun beni, iyice düştürüyorsun. Gerçek aşkın giden insanların duygularıyla tabii ki, dolu. Tabii ki, tabii ki. Diyorum ya hep böyle normal bir sevgiliye aynen yazılan türkü diye dinleriz değil mi? Seher aynen, vakti aynen çaldım yarın kapısını. Halbuki yeşil başka yaprak arasında kırmızı gül goncası. Yani. Orada bahsedilen gül nedir? Hiç onu kimse ya düşünmüyor. Sevgilisine gül yollamış sanıyor. Aslında yani zaten yüzyıllarca devam etmesi bu eserlerin ne kadar korunduğuna işaret değil mi? Aslında evet, o sevgili evet kendisi koruyor şimdi, eserlerini aslında. Şimdi Zara bu bahsettiğimiz aşkın, bu gerçek sevginin peşinden giden bir dostumuzun bize günler öncesinden gönderdiği iki tane türküsü var. O da kendi gönlündeki o yaşadığı aşkı, o gerçek mananın peşinden koşan bir dostumuz bize iki tane beste gönderdi. Ve o aşkın, kendi içindeki aşkın yansıması. Coşmuş, biz de o, evet, içine evet sığmamış kalıbına. Evet, diyor biz ki, de dedik sizi ki Zara'yla programımızda seslendirelim sevgili. Dinleyeceğiz mi şimdi? Şimdi evet, evet, evet. O zaman. Sevgili aslında, aslında bir nasıl diyeyim, devlet resmi görevinin dışında. Evet, devlet erkanında. Devlet erkanında. Ama fakat enteresan. Müzik aşkı o kadar. Kim olduğunu. Evet evet. Doğru söylüyoruz zaten. Müzik aşkı, müzik aşkı gerçekten çok yüksek. Sevgili aynen İbrahim Kalın'ın iki evet tane bestesi aa var. Evet. Tanırsınız, duymuşsunuzdur belki. Sevgili İbrahim Kalın hem bağlama çalıp ay çok güzel hem de kendince sözler yazmakta.
Bir iki o da bir başka aşık değil evet, mi? Evet, aynen öyle. O da bir hak aşık. Onun iki parçasını icra etmeye çalışalım biz de. Hadi bakalım dinleyelim keyifle. Elif Bacı değil mi birincisi? Elif Bacı ve Seni Bana Vermezler. Hadi bakalım. Gönlüne sağlık. Senin de nefesine. Yani aslında çok da kolay bir eser değil. Değil vallahi, benim diyen eserlere taş çıkarır Emel abla. Efendim, orkestranızı tebrik edebilir miyim? Tabii ki. Zevkle. Biz de tebrik ediyoruz hepinizin kendilerini. Hepinizin emeğine sağlık arkadaşlar. Gerçekten çok zor yazmış. Oldukça aksak bir eser ama çok güzel hakkından geldiniz vallahi. Ay, teşekkür ederim. Güzel. Sağlık. Bizim için de değişiklikler, heyecan verici oldu. Ne kadar orijinal, hiçbir şeye benzemeyen bir eser. Değil mi? Eser enteresan vallahi. Şimdi yapalım. Güzel. Bir tane de Azeri bir Azeri, bestesi evet. Var. Azeri sevgili gibi İbrahim devam Kalın'ın. Hadi onu da yapalım. Tabii. Bir yandan sözleri takip et, parçanın gideri çok sevdin güzel. Sevdin ama parçayı değil çok mi? Çok sevdim. Özellikle bu parçayı çok yakıştı. Sevdim. Yakıştı. Yakıştı sana. Sevdiniz mi Emel abla parçayı? Vallahi ikisi de çok güzel. Çok İbrahim Kalın ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Selam vallahi yeni eserler bekliyoruz. Yüreğinize he. Sağlık. Çünkü güzel şeyler kazandırıyor. Her programda iki beste göndersin İbrahim Hoca bize. Bir de böyle zor zor olsun aksak tabii, aksak. Tabii. Biz kendimizi gönlüne yiyelim sağlık. Burada. Gerçekten sağ olsun. Emel ablacığım, çocukların biraz onlardan bahsedelim. Anne olmak, sen anne bahset. Sanatçı olmak. Ben epey eskidim o konuda. Ben benimkiler çok iyi biliyorlar artık. Dila'yı anlata yeni güzel hafta hikayeleri. Burada çocuk programı canım yapar benim. Gibiyiz. Öyle bir mi? Yandan tabii, da, tabii. Benimkiler büyüdü. Serkan'ın da iki tane, bir tanesi okul çağında, bir tanesi çok mutlu. Küçük henüz. Bir yaşında benim. Değil mi? Bir yaşını geçen gün kutladık. Evet, 13 aylık şu anda. Bizi işte bugün programımızda dinleye uyuyor. Çocuğa evet, terapi ya. Gibi geldi. Ah, canım benim, Allah bağışlasın. Sağ olun. Benim kızım 28 yaşında, oğlum maşallah. 21 yaşında. Ne yapıyorlar? Allah onların Allah. Müzikle bir maşallah. Alakaları var mı? Kızım Hacettepe Konservatuvar mezunu. Oo, süper. Tabii, o ilkokul 5'ten sonra kazandı. Ortaokul, lise, üniversite. Ne kadar çekiyor değil mi? Genlerin ne kadar büyük yansıması var. Aileye bak ama ne kadar güzel. Kulağı tertemiz. Kızı, torunlar. Aynen gerçekten oğlum öyle. Arkeoloji okuyor. Böyle ikisi. Ama o da halk oyuncu. Tabii. Aynen. Gene ucundan kesin tutmuş. Tabii. Çok iyi bir zeybek. Vay, süper. Evet, yani bir şekilde onlar peki, bir şey da ilgilendiler. Ben bazen Dila'yı evde bırakınca işte anneannesi var, yardımcıları var çok şükür. Gözüm o anlamda arkada değil ama onu çok özlüyorum. Konserlere gidince 2-3 gün üst üste konser özlenmez olunca mi? Oralarda kalmak durumunda kalıyoruz. Hep bir elim telefonda, ne oldu, ne bitti, keyfi yerinde mi, işte bir şey istedi mi falan diye. Sonra gece yatarken böyle bir vicdan rahatsızlığı çekiyor. Acaba öyle midir, böyle midir, beni arıyor mudur? Bazen telefon açıyor. Dila, anne çubuk geldi. Ay, çubuk geldi. O zaman, çubuk geldi. Evet. O zaman daha da çok ciğerim yanıyor. Canım. Bu vicdanla sanatçılık, annelik nasıl devam ediyor? Nasıl eder? Hiç babayı soran yok. Hep anneyi soruyorlar. Tabii. Çocuk ama biraz yatarken anneci ya. Özellikle yatarken. Ben öğretmenlik yapıyordum kızım dünyaya geldiğinde. 2 yıl müzik öğretmenliğim var. Hiç ihmal etmedim. Ama şu anki gibi koşturuyor olsaydım sıkıntı olurdu. Seni anlıyorum. Yani ne olursa olsun çocuk anne ve baba sevgisiyle, şefkatiyle ve evin içindeki belli bir düzenle büyümeli bence. Yani iş için ihmal etmemeli. Çünkü o yaşlarda kalıyor. Değil mi? Yani hep bence derler ya, yedisinde neyse yetmişinde o aynen diye. Öyle. O yaşlar akılda kalıyor. Ya orada bir yalnızlık hissiyle büyüyor ya anne baba sevgisiyle dolu dolu büyüyor. Onun için kesinlikle işin saatlerini ayarlamak, çocuğunla ciddi anlamda da vakit geçirmek lazım. Buradan şunu anlıyorum, vicdanımı rahat ettirmek için 3 günden fazla kalmadı şu anda. Ha bak, sen kendini rahatlatacaksan o zaman benim hiç konuşmaya gerek yok. Yani. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Yani tabii ki çocuklar, anne baba bir arada olması çok mühim. Ben çocuklarıma mesela soru soruyorlar, büyük oğlum. Diyor ki nereye gidiyorsun? Şimdi her çıkışımda bir hesap verme ve ona bir şeyleri doğru söylemeliyim. Ama şunu söylemekten artık çekinir oldum. Bilmiyorum, sende de öyle oluyor mu? Ya işe gidiyorum demek ve sürekli stüdyoya ya da konsere gidiyorum demek onu bunaltıyor yani. O işe karşı biraz canını evet. Sıkıyor. Yani yine mi ya diyor mesela. Yine mi ya of konser. Baba ya falan diyor. İşte sanatçı çocuğu olmak biraz zor. Vallahi. Evet. O yüzden kulislerde büyüyorlar, sanatçı oluyorlar. O da ayrı bir konu. Doğru. Doğru söylüyorsun. Sahne tozunu oradan yutmuş olabilir. Benimki evet. Babasına da şimdi kapının önüne gelip şöyle açıp gidemezsin. Bir de peltek olduğu için. Gidemezsin baba, gidemezsin diye. Ablacığım, o güzel sesini
dinlesek mi bir daha? Ne var sırada? Ne söylersiniz? Kazım Birlik Bestesi bayram, var. Bayramdan bayrama. Efendim orkestra şefimizin ricasıyla böyle bir anda. Şahanesini İbrahim bayramdan abi. İbrahim Şen Türker bilir dedik. İşini. Aa çok güzel. Bir bakalım. O biraz dinleyelim. Da Kazım Birlik'e de selam olsun. Hicazcıdır o. Hicaz aşığıdır. ben de birazcık öyleyim. Değil mi? Evet. Hicazsız yaşanmaz tabii Hicaz olmaz. Biraz caz arada Hicaz değil mi? Uzun yıllar devam etsin ya. Parça da hiç bitmesin istiyorum sen böyle. Ay, nefesine sağlık arkadaşlar. Ya. Çok teşekkür ederim. Hiç emeğinize durmayalım. Sağlık. Öyle biraz, mi? Biraz çok üzgün gibime geliyor. Ekran o zaman hareketlenelim mi? Bak böyle bir parça duydun mu hayatında? Hani çok az kullanılır bu terim ama Trakya'da çok yaygındır. Bulaşık derler. ama nedir bulaşık biliyor musun? Nedir? Bunu açıklayalım. Şimdi Trakya'da ısrarcı olan adama bir konuda ısrarcı oluyorsa... Hani bunu artık daha fazla yapma demek üzere bulaşık derler. Buna biz de diyoruz canım. Ama da bulaşık adammış falan diyoruz. Ama bu artık bulaşık. Ama biz bulaşana deriz. Bulaşana bulaşık deriz. O biraz daha farklı. Öyle mi? Ne dedin sen? Ne mesela farkı varmış? Bir daha bizim söyle. Orada şöyle. Yani yapma veya ya yapma dedim sana. Ama bulaşık adamsın. Bak. Denir. Arkasından. Şimdi küçük bir nüans farkı evet, var. Küçük bir nüans. Sizde hadi nasıl? Bir bulaşık diyelim o zaman. Bizde de yani çok ısrarcı oluyor. Bir konuda evet. Hayır dedikçe üstüne geliyor ama da bulaştın ha derler ya öyle bir şey. Bulaştın yani, tabii kibar biraz. Bulaşık sizde bulaşık direkt özüne girmiş bizim yani. Her şey bulaştı. Hadi bakalım hadi biraz buyurun bakalım. Vallahi eğer senin nereliydin abla ya? İç Anadolu değil mi? Efendim baba memleketim Kırşehir'in Mucur kazası. Tamam. Anadolu. Ben Ankara'da doğdum büyüdüm. Ben eğer bu parçada oynadığını daha önce görsem ve hiç bilmiyor olsaydım nerede doğup büyüdüğünü derdim ki aa bizim Trakyalı. O kadar. Vallahi. Hadi ya. Volkan nasıl oldu oynadın? Oldu mu yani? Adam ama davula geçti. Bak. Vay, ay ne kadar güzel ne mutlu bana. Defi bıraktı davula geçti. Oğlu da halk oyunlarıyla ilgileniyormuş. Yani. Sevmek ailece. Önemli sevmek. Çok doğru. Sevmek ve hissetmek. Aynen. Hep başta konuştuk ya. Aynen doğru. Trakya okuyorsan Trakyalı'nın zevkini hissettiğini anlaman lazım. Onu güzel. Seyretmen dikkatle izlemen onu biraz olsun tanıman lazım. Vallahi tebrik ederim. Bunlar küçük ederim. Mimikler ama bunlar önemli. Çok önemli. Diyorum duygu ki çünkü. Emel abla bir halk müziği icracısı çok iyi tiyatro yapar, bence çok iyi taklit yapar, çok iyi bir espri kabiliyetine sahiptir. Gittiğim her yerde bunu gördüm, bütün halk müziği üstadlarında da o kadar renkli kişilikler. Bunu da okurken Ümit Tokçan aklıma geldi, onun sesinden Ümit çok fazla. Ümit abi çok güzel okuyordu, evet. Ve evet, Ümit abi evet, de öyledir, yani olsun. Yanında ölüyü güldürür, gülmekten artık ne konuşabilirsin ne sohbet. Evet. Serkan biz seni şöyle alalım da biz biraz dinlenelim. Gideyim mi? Sen bize bir eser icra etsen. Sıra sende. O zaman keyifle. Ben de bir FM çalayım. Bahadır da bunu yerinde oynasın. Hadi o zaman. Sen de bir Trakyalı olarak Efe'yi bakalım icra aynen. edeceksin. Buyurun. Kaptanizade Ali Bey'indi değil mi parça? Musiki şinas arkadaşlarımız var. Konservatuvarda hocalık da yapıyorlar. Hadi bakalım. La karar. Yüreğine sağlık yine. Bayram sabahı gibi oldu değil mi? Baştan ayağa tüylerimin bir benim bir harika oldu. Harika. Çok Moskova'dan geldi bir arkadaşım. Ben tebrik etmek istiyorum. Maşallah. Oo, dede diyoruz. Şimdi başlarımızdan bir tanesi. Benim ailede herkes ritimci olduğu için büyük abim Ertuğrul Güney TRT Ankara Radyosu'nda yıllardır. Biliyorsun. Emre Güney büyük abim tabii oldu. O da Emre. Kültür Bakanlığı'nda ritimci. Şimdi bütün ritimciler olduğu için sülalede benim hep bir orkestrada kulağımın sürekli bir bölümü ritmi ritimde. Dinler. O zaten ritim kalptir. Değil mi? Evet. Kesinlikle. Tamam. Sağlam olması lazım ritmin. Ben de şunu ellerinize, yüreklerinize sağlık bir, arkadaşlar. Moskova'dan hepiniz gelen çok arkadaşım ustasınız. Var. Moskova'dan gelen bir arkadaşım var ve böyle çok etkilendiği zaman diyor ki zaracıyım, tüylerim ürptü. Ben de diyorum bütün program boyunca tüylerimin ürptüğü bir programın daha sonuna geldik. Nasıl geçtiğini anlamadık değil mi? Çok teşekkürler Emel Taşçıoğlu. Rica ederim ben teşekkür Taşçıoğlu. Ederim. İki tane eser söyleme durumundayız. Öyle mi? Bir tanesi Neyleyim Köşkü, Neyleyim Sarayı o olmazsa olmaz. Beraber İkiniz yapalım, beraber. Üçümüz yapalım. Üçümüz olur. Aynı parça. Sonra ne da Kesik olur. Şehir'le. Ne güzel olur. Tabii. Tabii ki.
Yani sohbetlerimizde bir kusur olduysa affeyle ablacığım. Estağfurullah. Biz, ne demek? Sizin gibi çok değerli bir üstadla bu programı paylaştığımız için gerçekten çok mutluyuz. Bütün arkadaşlarımız aynı duyguyu yaşıyorlar. Çok teşekkür ederim. İnşallah hepinize. Bir daha programımızda sizleri ağırlarız. Sevgiler. Kısmet diyelim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Sağ olun. Çok keyif aldım. Ablamız valla. Sürçülisan ettikse de affola ama. Hayır canım estağfurullah. Niye öyle düşünüyorsunuz? Severdi. Hiç öyle bir şey yok. Harika. Kendini iyi hissetmedin. Çok güzel zaten. Ağırladınız. Teşekkür Haydi ediyorum. Güzelim, her anlamda. Haydi gidelim. Şeker ezelim bu sene de bekar gezelim. 11 ayda böyle gezelim. 11 ayda böyle artık gezelim. Artık evlendik ya, abla söylemiyoruz. Bir de o var. Evet sevgili izleyenler program yine bitti. 90 dakika nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Demek ki türküler, sohbetler bizi de çok iyi hissettiriyor kendimizi. Aynen. Bir de canımızdan vuran konuklar olunca zaman hep onu sorarım Serkan'a zamanın bir hızı var mıdır diye. Çok sevdiğin insanlar birlikte olunca daha hızlı akıyor gerçekten. Daha hızlı akıyor değil mi? İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Gönlüne sağlık. Sağ olun. Bir sonraki programda inşallah tekrar görüşeceğiz. Sevgiler.